Evet, merhaba arkadaşlar. Deney 3 ile ilgili videoyla beraberiz. Bu deneyde bildiğiniz üzere analog dijital konverter yani ADC uygulaması yapacağız. Kısaca ADC nedir diye bahsedeyim. ADC bildiğiniz gibi analog sinyalleri, dijital sinyalleri çeviren modül. Gerçek hayatta birçok sinyal çeşidi analogtur. Yani dijital sinyal daha azdır. Bu analog sinyalleri pik gibi işlemcilere anlatabilmek, ifade edebilmek için bunu dijital hale dönüştürmek gerekiyor. Çünkü işlemciler veya diğer entegreler dijitaldir ve sadece bir sıfırlardan anlar. Böyle analog 2,5 volt, 3,5 volt falan anlamaz. Bunu analogu dijitale çeviren modüle de ADC modülü diyoruz. PIC'in kendi içerisinde bir adet ADC modülü bulunmakta çoğu PIC'in. Üst seviye PIC'lerin birden fazla ADC modülü olanlar da var. Bir ADC modülü bir anahtar yardımıyla farklı pinlere aktarılabiliyor. Burada çeşitli temel bilgiler var. Buradan tekrar okuyup bakabilirsiniz. Dediğim şey şu. Normalde PIC'in içerisinde bir tane ADC entegresi var. Bu şekilde düşünün. Bu entegre bir anahtar yardımıyla farklı pinlere aktarılıyor. Örneğin 877 için konuşacak olursak E2 pini, E1 pini, E0, A5, A3, A2, A1 ve A0 analog olarak kullanılabiliyor. Nasıl? Bir anahtar yardımıyla biz diyoruz ki komutuyla A0 portuna, A0 portuna geç. Şu switch aktif oluyor ve bu pinden okuma yapabiliyoruz. Sadece okuma. Daha sonra başka bir yerden okumak istediğimizde switch'i o tarafa alıyoruz. Oradan okuma yapıyoruz. Bu şekilde ADC ölçüm işlemi yapıyoruz. Bunun nedeni dediğim gibi tek bir tane ADC entegresi olması. PIC'in bacaklarından hangisinin ADC olduğunu nasıl anlarız? Bunu ilk derste de söylemiştim. Pin'in normal isminin yanında yani A0, A1, işte E0, E1 yanında an ifadesi varsa gördüğünüz gibi analog anlamına gelen an ifadesi varsa o bacağın analog girişi olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Yanındaki sayı da kaçıncı kanalı olduğu. Yani an 0, 0. ADC kanalı, an 1, 1. ADC kanalı, işte an 6, 6. ADC kanalı şeklinde olmakta. Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim çünkü zaten videolarda izlemiyorsunuz. Buradan okuyup öğrenebilirsiniz. Bütün ayrıntıyı yazmaya çalıştım burada. Temel dönüşüm mantığı şu şekilde. Girişteki gerilim, ki genellikle bu 0 ile 5 volt arası olur. ADC'nin bit sayısına bölünüyor. Örneğin bizim pikimizde, yani çoğu temel seviye pikte ADC 10 bit çözünürlüğünde. 10 bit ne demek? 2 üzeri 10 parçaya bölüyor. Yani 0 ile 5 volt arasını 2 üzeri 10 parçaya bölüyor anlamına geliyor. Yani bu da 1024 parçaya bölüyor anlamına geliyor. Ve dışarıdaki gerilim hangi gerilim seviyesiyle eşitse o bilgiyi dijital olarak döndürüyor. Örneğin dışarıdaki gerilim 4.9902 olsa bunu ölçüyor. Hangi gerilim seviyesinde en yakın gerilim seviyesinde 1021. 1021 dijital bilgisini bize döndürüyor. Biz de onu bir katsayıyla çarparak orada 4.99 volt olduğunu anlıyoruz. Temel ölçüm mantığı bu şekilde ayrıntılı bilgi burada mevcut. Buradan bakabilirsiniz. Komut olarak da birkaç ayar var. Onu isterseniz de bir uygulama olarak göstereyim. CCSS'yi açıyoruz. File, New Project, Wizard. Kaydetmesini istediğimiz yeri seçiyoruz. PIC Wizard ekranında öncelikle PIC'imizi seçiyoruz. 877 daha. Kristalimiz 4 megahertz. İstersek Create Project deyip ayarları kendimiz yapabiliriz. Ama ben şurayı da göstermiş olayım. ADC'nin ayarlarını buradan yapabiliriz. Şuradan kaç bit çözünürlüğünde olacağını seçiyoruz. 0255 8 bit anlamına geliyor. 0123 10 bit.
Yani 0.65.400 16 bit. Ama 16 bit zaten yok. Yani 16 biti desteklemiyor bu pik. Dolayısıyla bunu seçmemiz sadece yanlış ölçüm yapmamıza neden olacak. Burada sadece 0 ile 1023 arasındaki olanı seçiyoruz. Clock olarak da yani ADC modülünün clock'unu olarak da istediğimizi seçebiliriz. Bu işlem süresini etkiliyor ama en uzun sürede bile herhangi bir şey fark etmiyoruz. Evet, şurada ise hangi pinlerin ADC girişi olduğunu seçiyoruz, analog giriş olduğunu seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Her pini istediğiniz gibi ADC giriş olarak seçemiyorsunuz. Belli standartlar var. Onlar da zaten şurada görünen seçenekler. Yani bir A0 olsun, işte bir de A5 olsun, E1 olsun diyemiyorsunuz. Belli sırayla seçmeniz gerekiyor. Bu nedenle projenizi tasarlarken öncelikle kaç tane ADC pini kullanacaksanız onun sayısını belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra buradan en uygun seçeneği seçip ona göre çizimini yapmanız lazım. Mesela bir tane ADC kullanacaksanız burada en uygunu sadece şunu seçmek. O da A0 pini. Bunu kullanmanız. Eğer mesela E2 kullanacağım tek diyorsanız burada E2 olan hangisi var? Galiba şunlar var. Mesela şunu seçtiniz diyelim. O zaman şu diğer pinlerin hiçbirini dijital olarak kullanamazsınız. Bu nedenle bunlar boşa gitmiş olur. O yüzden dediğim gibi pin sayısını kaç ADC kullanacağınıza göre buradan seçim yapmak lazım. Seçim yapmanız gerekiyor. Örneğin 3 tane ADC kullanacağız diyelim. En uygunu şunu seçmek. A0, A1 ve A3 pinlerini seçmek. Bu şekilde seçim yapıyoruz. Daha sonra Create Project diyoruz. Boş bir proje oluşuyor. Burada iki tane temel ayar var. Birincisi bu. Hangi pinlerin ADC olduğunu seçtiğimiz pin. İkincisi de ADC modülünün clock girişi. Bu iki komutu kendinize yazarak bunu yapabilirsiniz. Bir de hash dosyası içerisine giren komut var. O da şu. ADC'nin kaç bit çözünürlüğünde olduğunu belirtiyor. Yine kendiniz yazacağınızda bunu eklemeniz gerekiyor. Onun dışında direkt okuma işlemi yapabiliriz. Okuduğumuzu LCD'ye yazdıralım diye düşündüm ben. LCD ayarlarını yapmayı unuttuk. Onu şuradan kopyalayayım hemen bir önceki projeden. Tekrar proje açmakla uğraşmayalım. Zaten LCD'de şu pin tanımları vardı. Bir de LCD Unit komutu vardı. Onun dışında bir şey yapmamıza gerek yok. Şu baş tarafa LCD pinlerini yapıştırıyorum. Nereye bağlı olduğunu. Main başına da LCD Alt Unit fonksiyonunu yazıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. LCD'miz bağlı. A0'a da bir tane potansiyometre bağladım. Bu pindeki dijital bilgiyi okuyalım. LCD'ye yazdıralım. Yani A0 pinindeki, yani başka da işte analog 0 girişindeki pini. İlk başta analog hangi kanaldan üşeceksek onu söylememiz gerekiyor. Hangi kanaldan üşeceğimizi. Bunu yaptığımız komutta şuradan göstereyim. set_adc_channel komutu. set_adc_channel. Buraya parantez içerisinde yazacağımız değerde an yazan ifadedeki yer. Örneğin E0'dakini ölçeceksek an 5, yani 5 yazmamız gerekiyor. Biz şu an an 0'ı ölçeceğiz. Dolayısıyla 0 yazıyoruz. Şurada parantez içerisinde 0 yazıyoruz. Bu komuttan sonra bir miktar beklememiz gerekiyor. Ölçümün sağlıklı olması adına. Çünkü içerisinde mekanik bir switch olduğu için o switch'in geçme süresini düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle yaklaşık 20 mikrosaniyelik bir bekleme bekliyorum. Ve artık ölçüm yapılabilir hale geliyor. Yaptığım ölçüm bir değişkene atmak için bir tane değişken tanımlıyorum. Int
int diye tanımlarsam olmaz. Çünkü int 8 bitlik. Bizim okuyacağımız değer 10 bitlik. O yüzden 8 bit üzerinde bir şey tanımlamam gerekiyor. Bir üstü 16 bit. O yüzden int 16 bilgi. Dijital bilgi olsun. Değişik adı. Dijital bilgi 1 eşittir 0. İlk değer 0 atalım. Okuma yaparken de kanal seçtikten sonra dijital bilgi 1 eşittir. Bit alt ve ADC diyorum. Ve bu şekilde okuma işlemi tamamlanıyor. Okuduğum değeri LCD'ye yazdırayım. Printf LCD Threadboot C virgül slash F ekranı temizledik. Bilgi yüzde DU diyorum. 16'lık bir değişken LU ile gösterilir. Yüzde LU. Tırnağı kapattım. Virgül değişkenimin adı dijital bilgi 1. Nokta virgül. Bu işlem de sürekli değil. Bir saniye arayla yapsın. Delay alt neyse değil. Evet, unuttuğum bir şey yoktur diye düşünüyorum. Derliyoruz. Bir atalım bakalım hatamız var mı? Böyle bir şey yapıyor ama çözemedim niye yaptığını. Kendi derlemeye çalışıyor. Tekrar seçeyim. Bilgi 2 nokta üstü 511. Bu ne anlama geliyor? Burada kendimiz hesabı bulursak 511 bölü 1024 çarpı 5 volt. Bu da yaklaşık 2.495 volt olduğu anlamına geliyor dönüşüm yapacak olursak. Çünkü 0 ile 1024 arasında değer geliyordu. 1024, 1023 5 volt. 0, 0 volt anlamına geliyordu. 511 de ikisinin tam ortası. Yani 2.49, 2.5 volt olduğu anlamına geliyor. Bunu birazcık değiştirelim. Örneğin 1.4 volt olsun. Gördüğünüz gibi dijital bilgi azaldı. Artırdığımız zaman arttı. Bu dijital bilgiyi de biz artık voltaj cinsine dönüştürelim. Ki yani direkt kaç volt olduğunu görelim. Bir tane daha değişken tanımlıyorum. Voltaj küsürlü virgüllü bir sayı olacağı için fluat cinsine tanımlıyorum. Bunu dönüştürürken de şunu yapıyorum. Voltaj 1 eşittir. Dijital bilgi 1 çarpı bölü 1023. Veya şu değer kendim hesaplayayım. 5 bölü 1023. Nokta 0,0 kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Dikkat etmem gereken şey nokta virgül değil. Yani küsürlük test edebilirim. Bu kadar hassas olmasına gerek yok. Şöyle mantıklı bir yerden keseyim. Şu katsayıyla çarptığım zaman her bir kademenin kaç volta karşılık geldiğini hesaplamış olduk. Dijital bilgilerini çarptığımız zaman o kanaldaki voltajı elde ederiz. Bunu da ekrana yazdıralım. Ve 2 nokta üst üste yüzde F virgül voltaj 1 derledik. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi 1910 voltajda 4.44. Buradaki voltajda gördüğünüz gibi şu şekilde farklı birkaç değer deneyelim.
Gördüğünüz gibi o kanaldaki gerilimleri yüksek hassasiyetle ölçebiliyoruz. Şimdi son bir uygulama olarak iki kanaldan birden ölçelim. Bir de AN1 kanalına bağlayayım aynısından. Kopyalayarak. AN1 A1'e bağlı. Bu şekilde bağlayalım. Kodda da yapmam gereken şey şu. Aynen bırakıyorum bu kısmı. Çünkü sıfırdan da ölçeceğim. Sıfırıncı kanaldan ölçtüm. Sıfırıncı kanalı seçtim. Bekledim. Bilgiyi okudum. Voltaja dönüştürdüm. Şimdi yazdırmadan önce ikinci bilgiyi okuyalım. İkinci bilgiyi okumak için tekrar kanal seçmem gerekiyor. Bu sefer seçeceğim kanal 1, AN1 yani. Bekliyorum 23 saniye. Sonra okuyorum. Bu sefer birer tane daha değişken tanımlayalım. Dijital bilgi 2 ve voltaj 2 olsun. Dijital bilgi 2 eşittir read 6 ADC voltaj 2 eşittir. Şunu da kopyalayayım. Dijital bilgi çarpı kaç sayımız? Ekranda da satırda. Üst satırda değer mi yazsın? Alt satırda da alt üst satırda birinci, alt satırda ikinci yazsın. Onu da buna göre modifiye ediyorum. Slash yani alt satıra indi. D2 ve N2 şeklinde güncelledim. Yine onların değişkenlerini de ekliyorum. Evet. Saniyede bir iki kanalı birden ölçüp ekranda yazdıracağız. Bakalım oldu mu? Evet. Şu an ikisi de aynı gerilim var. Birinciyi değiştirelim. Gördüğünüz gibi kanalda ayrı ayrı okuma yapabiliyoruz. volt aralığı dışında bir gerilim okuyacaksam eğer, örneğin 50 volt okuyacaksam bunu gerilim bölgüyle 0.5 volt arasında düşürmem. Daha sonra okumam gerekiyor. Yoksa direkt 50 volt okuma yapamayız adetiyle. Onun dışında burada uygulamalarda da benzer şeyler var. Uygulamalarına gelirseniz çok iyi olur. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Dinlediğiniz için teşekkürler.